Kafayı yemiş bir insan çıktı içeriden. İçecek yiyecek alabiliriz. Tutlanma olayına tanık oldum, onu çekeceğim. Şöyle. Ama tadı gerçekten çok güzel, herkes bayağı beğendi. Burada bütün etleri pişirip bu tarafa geçirip orada servis ediyorlar. Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri olan Miami'den herkese günaydın. Sabah saat 10 civarı, dün akşam geldim buraya. Yaklaşık 2 günlük bir yatı. Ekiple birlikte sahile gidiyoruz şimdi. Otelden yeni çıktık, şöyle göstereyim. Bisiklet kiralayacağız. Otel Miami Beach'e bisikletle yaklaşık 20 dakika mesafede. Ya böyle scooterlar kiralayabiliyorsunuz. Bunları Uber uygulamasıyla kiralayabiliyorsunuz. 1 dolara kiralanıyor. Dakika başına 30 sent alıyor. Ya da şehrin bisikletleri var. Aynı Türkiye'de çoğu şehirde olduğu gibi artık. Şöyle uygulamasını göstereyim. City Bike diye bir uygulama var. Buradan bisikletleri kiralayabiliyorsunuz. Yaklaşık 45 dakikası 3 dolara geliyor. Şimdi buradan bisiklet kiralayacağız bakalım. Bu arada yürürken zorlanıyorum. Meksika'da çok yürüdüğüm için ayağımı sakatladım. Çantamı da getirmeyi unutmuşum. Torbayla geziyorum burada. Şimdi bisikleti kiraladık. 4,5 dolarmış 30 dakikası. Yanlış hatırlıyormuşum. Çok güzel bisiklet yolu var. Şu arkamda gördüğünüz bizim otel. Otelin yerine Google Maps'ten işaretleyeceğim, koyacağım. Buradan yaklaşık 20 dakika falan sürecek Miami Beach'e varmamız. Ya Uber'le ve taksiyle falan gitsek çok daha ucuza gelirdi, evet. Bu bisiklet yolunun keyfi ayrı oluyor. Derken çok güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok sakin bir ortam var. Miami şehir merkezi ile Miami Beach arasındaki yolda adalardayız. 5-6 tane ada var. Adaları birbirine köprüyle bağlamışlar. Daha sonra da Miami Beach geliyor. Evet, köprülerden birisi de burada. Şu şekilde görüyorsunuz. Herkesin evinin önünde teknesi var. Anında atlayıp çıkabileceği. Bisikletleri bıraktık tam olarak buraya. Burası Miami Beach'in tam girişi. Genellikle yer olmuyor. Bugün şanslıydık. 4 kişi olmamıza rağmen yer bulduk. Bütün bisikletleri bıraktık. Kendime bir çanta bulmaya çalışacağım şimdi. Miami Beach'in girişi burası. Tabii birçok giriş var ama bahsettiğim yoldan direkt olarak gelirseniz buraya çıkarsınız. Tam karşımızda da sahil var. Sağ ve sol tarafta bir sürü kafeler var. Oteller var. Otellerin barları var. Genelde Amerikalılar bedava su vermez ama şurada gördüğünüz gibi kumlardan arınabiliyorsunuz. Gittim kendime çanta aldım şimdi. Görüyorsunuz. Tam Bing's yazan yerden aldım ama bunlardan çok fazla var. Alvin Island var şurada. Şu anda Lincoln Road'un oradayız. Buradan dümdüz devam ettiğiniz zaman Ocean Drive'a çıkıyor. Burada bir Walgreens'te durduk şimdi. Bir şeyler alabilirsiniz. Kafayı yemiş bir insan çıktı içeriden. İçecek yiyecek alabilirsin. Daha önceki videomda söylemiştim. Amerika'da deli insan görmek çok rastlanan bir şey diye. Şimdi bir tanesi çıktı içeriden, bağırıyor arkamdan, görüyorsunuz. Şimdi Ocean Drive'ın girişine geldik. Suyumuzu aldık, birkaç meyve aldık. Bizim için yeterli. Ocean Drive'ın girişini şöyle bir göstereyim. Onlarca restoran var Ocean Drive'da. Oturup yemek yiyebileceğiniz. Taco'dan tutun sushi'ye, her yemeğe, kebapçı bile var aslında burada. Evet, şimdi birkaç tane içecek aldık. Şöyle bir yere oturduk. Şemsiye söyledik. Bu şemsiyeler kiralanıyormuş. Oradaki şemsiyeler kiralanmıyormuş. Bir tanesini 20 dolara kiralıyorlar. İçeceklerin hemen hemen bütün hepsinin fiyatları aynı zaten. Şöyle bir içecek 14 dolar. Vergiyle birlikte 18 dolara geliyor. Biralar da yaklaşık 10 dolar falan. Şimdi Miami Beach'in ünlü Ocean Drive sokağına geldim. Az önceki halimden eser kalmadı. 5 saat falan geçirdik sahilde. İnanılmaz yandım. Hem bayağı kalabalık. Bisiklete, kaykaya, scooter'a da burada binebiliyorsunuz. Baştan sona gitmesi zaten yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Şöyle tatlı restoranlar var. Buralarda oturun, yemek yemeseniz bile en azından bir şeyler içebilirsiniz. Bu tarafta da polisler bekliyor. Buggy arabaların içinde. Çok olay çıkıyor çünkü buralarda. Miami'de en özendiğim yerlerden birisi işte burası. Şöyle göstereyim. Aklınıza gelebilecek bütün ağırlıklar var. Gece burayı kapatıyorlar. Bütün her şeyi buraya koyuyorlar. Bu şekilde. Vücut ağırlığıyla çalışan insanlar var. Gördüğünüz gibi. Yani çoğu ülkede böyle bir yer kurduğunuz zaman oradaki her şey çalınırdı. Burada insanlar bu konuda gerçekten saygılı. Tutuklanma olayına tanık oldum. Onu çekeceğim. Şöyle. Evet, görüyorsunuz. Bildiğin adamı çatır çutur indirdiler az önce. Herkese günaydın. Miami'de ikinci gün. Bugün 3 tane yere gideceğim. Bunlardan ilki Little Havana. Havana Küba'nın başkenti biliyorsunuz. Orada bir kahve içeceğiz. Bir de dondurmaları var ünlü. Dondurmalarından deneyeceğiz. Kahvelerinin farkı Amerikan kahvelerinden 2 kat daha kuvvetliymiş. Daha sonra Vinewood'a gideceğiz. Vinewood dünyanın en büyük açık hava galerisi. Duvarlar tamamen resimlerle kaplı. Gidip o eserleri inceleyeceğiz. Daha sonra Marina'ya gideceğiz. Oradaki pazarı gezeceğiz. Gece uyuyamadım. İnanılmaz. Bazı canım yanıyor. Güneş gözlüğüyle yandığım için gözlüğü çıkarttığım zaman ortaya şu manzara çıkıyor. Şimdi
Uber'e bindik. Little Havana'ya gidiyoruz. Sürücümüz de Kübalı çıktı. Bizim Küba kahve çok güçlü diyor. Amerikan kahvesine benzemez diyor. Harika bir ortam var. Çok mutlu oldum bir anda. Şu anda Little Havana'nın Walk of Fame sokağındayız. Hollywood'a gittiyseniz Los Angeles'ta, Hollywood'da da bunları görmüşsünüzdür. Şimdi dondurmacının içine girdik. Azucar Ice Cream Shop diye. Guavalı dondurma aldım. İki tane dondurma çeşidi vardı. Buraya özel. Birisi guava meyvesinden yapılıyor. Bir tanesi de Cafe Con Leche'ydi. Zaten önce bu kadar farklı çeşit olan bir dondurma dükkanı gördünüz mü? Bitmiyor çeşitler. Ne kadar verdim? Şuna 5 dolar verdim. Fiyatları da söyleyeyim. Şu şekilde fiyatları göstereyim. Tadı gerçekten güzel. Şöyle dükkanı bir de böyle bir şey açıdan göstereyim. Şarkı çok sıcak, çok hızlı eriyen bir dondurma. O yüzden içeride yiyeceğiz. Ekipten birisi bir dondurma aldı. Bugüne kadar yediğim en iyi dondurmalardan biri olabilir. Şu an fotoğrafını çekiyor hatta. What's the name of this? Guava Maria. Guava Maria'ymış adı. Benim yediğim guavadan çok daha güzeldi. Dondurmacıdan çıktık şimdi. Şu sigar şapı şuradan bir göstermek istiyorum size. Resimler var, çok güzel artlar var. Burayı göstermek istedim. Bunlara gireceğim. Buralardan bir yerden puro alacağım. Burada da puro kutularının kapaklarından resim yapmışlar. Şu kahve dükkanlarından bir tanesini göstereyim. İnsanlar burada kahvelerini içiyorlar. Küba'ya ait yerli meyveler var. Bütün sokak boyunca bu tarz kahve dükkanları var. Burada da puroları yapıyorlar görüyorsunuz. Good, how are you? Maybe later we just want to see the streets. Los Angeles'ta Hollywood'a gittiyseniz bunlardan görmüşsünüzdür daha önce. Burası da Little Havana'nın Walk of Fame olarak geçiyor. Burada Latin Amerika'nın ünlü oyuncularının isimleri var. Ekip burada durdu. Kokonat alıyorlar. Bu da Türkiye'de olmayan bir şey mesela. Asya'da çok fazla görüyorsunuz. Latin Amerika'da çok fazla görüyorsunuz. Şöyle deliyor içini. Daha sonra pipet yerleştiriyor ve içiyorlar. Kahve dükkanına oturduk. Güzel bir yer bulduk. Şöyle bir göstereyim etrafı. Tam Little Havana'yasının dondurma yediğimiz yerin orada. Şöyle bir menü göstereceğim. Arkada çok güzel müzik çalıyor. Kalabalık bir ortam var. Çok tatlı, çok hoş bir yer. Biralar 6 dolar. Kokteyller 11 dolar. Tortillalar 12 dolar. İki çeşit kahve var. Bu Küba kahvesi 1 dolar 25 sent. Paylaşabileceğimiz boyda kola da olanı söyledik. 1.75. Kendisi ne kadar büyük gelecek bilmiyorum. Geldiği zaman göreceğiz. Look at this, was a sauce or something for someone. Şöyle bir kahve geldi. Paylaşmamız için hepimiz. Bu kadarmış kahvenin boyu. Kahvenin boyu bu. Yani bu paylaşmak için bir de. Yoksa bir kişilik söyleseydik şu gelecekti. Neden bu kadar ucuz olduğu anlaşıldı. I love it. Right? Şu kadar bir şey düşüyor kişi başı. Birazcık da şurada arttı şöyle. Ama tadı gerçekten çok güzel. Herkes bayağı beğendi. Çok tatlı bir tadı var. Şimdi kahveciden kalktık. Tam karşısında sigar shop var. Direkt girişte de yine domino oyununu görüyorsunuz. Evet, içerisi gerçek. Bir sürü pro var içeride. Hello, how are you? Evet, şimdi Vinewood'a geldik. Şöyle bir yer bulduk. Birkaç heykel var burada. Şimdi grafitilerin olduğu yere gideceğiz. Ara ara yürürken şu şekilde grafitiler görüyoruz. Caddeye ulaştık sonunda. Google Maps'te Vinewood Walls yazdığım zaman aynen şurada yazdığı gibi direkt sizi buraya yönlendiriyor zaten. Bütün sokak grafitilerle dolu. Şöyle uzun uzun devam ediyor bu şekilde sokak. Burada bir sürü duvar var. Üzerinde grafitilerin olduğu 10 dolarmış kişi başı da. Üzerinde de böyle fotoğraf çekiliyor herkes. Vinewood'daki en ünlü restoran, yemek yiyebileceğiniz burası. Taco Cayo. Takoların çok iyi olduğu söylüyorlar burada. Ama zaten yeni Meksika'dan geldim biliyorsunuz. Orada yeterince taco yedim. Üstüne bir de birazdan çok güzel bir yere yemeğe gideceğiz. Orada yiyeceğim için şu anda buraya girmenin bir anlamı yok. Önünde ama gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. Ekibi büyüttük. Yemeğe gidiyoruz. Çok güzel bir yere yemeğe gidiyoruz. Daha önce ben gitmiştim. Fikri verdim. Dayanamadılar. Hepsi geliyor. Hava da güzelleşti. Güzelleşti dediğim güneş gitti en azından. Artık canımız yanmıyor. Şimdi Bayshore Port'a geldik. Burada alışveriş yapabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar açık. Bayağı kalabalık oluyor. Aynı zamanda üst katta restoranlar var. Marina'da aynı zamanda böyle güzel barlar var. Bu tarafta da tekneler var. Tekne kiralayıp tekne turuna çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle güzel restoranlar da var. Denize karşı yemek yiyebiliyorsunuz. Biz buraya geldik. The Knife'a. Buranın ücreti 35.95. Yiyebildiğiniz kadar et yiyebiliyorsunuz. Bayağı güzel etleri tavsiye ederim. Etler böyle pişiyor. O ileride veriyorlar. Burada bütün etleri pişirip bu tarafa geçirip orada servis ediyorlar. Aradığınız her et var burada. Aynı zamanda böyle bir salata barları var. Burada meyveler falan filan var. Burada sebzeler falan filan var. Yemeği bitirdik. Birazcık abarttık. Akşam ortamı şu şekilde Marina'da.
Tekneler, tur tekneleri geri döndü. İnsanlar barlara geldiler. Ve herkese tekrar günaydın Miami'den. Bugün de çıktım. Birazcık yürüyüş yaptım Miami Beach tarafına doğru. Oraya kadar gitmedim. İkinci adaya kadar gidip geri döndüm. Ayağım ağrıyor artık yürümekten. O yüzden gitmeyeceğim Miami Beach'e bu sefer. Kendimi daha fazla yormak istemiyorum. Çünkü gideceğim bir sonraki destinasyon yine rüya gibi bir yer. Kendime bisiklet aldım ayağımın acısına dayanamayıp. Burayı görüyorsunuz. Burası Marina'nın girişi. Ne kadar çok scooter var. Bir yerden bir yere gitmek için scooterları kiralıyorlar. Gerçi İstanbul'da, İzmir'de de var. Ama burada çok daha yaygın olarak kullanılıyor. Evet, ben artık otele geldim. Bu Miami gezisinin sonuna geldik. Yarın çok güzel bir yerde olacağım. Eğer ayağım izin verirse oranın videosunu da çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oo, orada ne var ya? Şurası Azucar. Ne? Evet, Azucar Ice Cream Company. Görüntüsü var.